kültürünü benimsemeden farklı yerli kültürel kimliğimize sahip çıkarak yerli, bakın bu yerel değil, içe kapanma değil, yerli, milli, manevi değerlerimizi evrenselleştirme çabası diye okuyorum ben. Bu yani tümelde tikeli yakalamak ya da tikeli tümelleştirmek diyebiliriz. Hoşgörü temelinde yükselen bir din olan İslamiyet'in değerlerini koruyarak diyalog ve işbirliğini gerçekleştirilebilir. Böylece ortak politik bir çerçeve oluşturmasına önemli katkılar sağlayabiliriz diyordu. Aksi takdirde medeniyetler arası savaş tezi tetiklenecektir falan diye. Zaten 2001'den itibaren de o ikiz kulelere ve işte o üç yere menfur saldırıdan sonra İslam dünyasına yönelik şeyler başladı, saldırılar başladı. Hatta bunu Haçlı Seferi diye de nitelendiren başkan oldu. Ve bunun arka planda Medeniyetler Savaşı tezi şey yaptı Huntington'ın. Aslında bu Bernard Lewis'in İslam'ın öfkesi, yani bu o makalesine bir şey. Daha sonra da Fukuyama tarihin sonu teziyle Batı modernitesinin bütün dünya tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi peki bunu bizim işte benim Müslüman demokrat kavramıyla, bu parlamenter sistem aracılığıyla, ıslahat ve tanzimat fermanlarıyla, mecelle çalışmasıyla, bu temel haklar ve hürriyetler bağlamında bu teoriyle pratik uyumundan dolayı Mehmet Genç Hoca'yı bir kere daha rahmetle anıyorum. Bu sırayı hep onu dinliyorum. Ve kendimi onun üzerinde test ediyorum. Acaba bir teknik bir bilgi yanlışı yapmayın falan diye. Bunu aslında Osmanlı'nın uyguladığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu süreklilikle bu yapıyı devam ettirmeye çalıştığını şey yapıyoruz. Daha sonraki uygulamalar, işin doğrusu ben sürekli kendimi revize ediyorum falan dedim ya, 15 Temmuz 2015-2006'dan önce cemaat ve cemiyetleri nasıl şey olarak STK, sivil toplum kuruluşu olarak görme ihtimali, Yesevi'nin Alperenlerinin ters okuması, tersten tekrar Atayurt'a gitmesi ya da bütün dünyaya yayılması gibi okuyordum, ama şimdi öyle görmüyorum. Ekonomik politik birim olduğunu düşünüyorum ve buna dair okumalarımı derinleştiriyorum. Burada da muhafazakar demokrat karşısında Müslüman demokrat kavramını önermiştim. Fakat son uygulamalardan sonra bunun da Türkiye'deki kamplaşma sürecine katkıda bulunduğu kanaati hasıl olmaya başladı. Dindar demokrat kavramını daha önemli olacağını söylüyorum. Peki Müslüman kavramla dindar demokrat kavram arasındaki fark ne? Yani dindar demokrat kavramı her sadece sağ partilerde değil, işte yani Saadet Partisi, AK Parti, ondan sonra MHP, Büyük Birlik Partisi, işte Doğru Yol Partisi, yok Demokrat Parti değil mi? Evet, Demokrat Parti. Bu sadece buralarda eklemlenir gibi oluyordu. O sol partilerde dindar demokrat olmaz mı? Yani CHP içinde niçin dindar demokrat olmasın? Daha doğrusu benim dayım mesela çok ciddi bir CHP'liydi ve babam Adalet Partiliydi. Sürekli aralarında böyle tatlı böyle didişmeler olurdu. Yani özellikle CHP'nin işte Karadeniz bölgesindeki o mesela dindar demokratlar üzerinde ya da Çorum'da mesela çok sayıda olmasa da bu dindar demokrat olan insanların olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla burada biz şey yaptık. Bu muhafazakar demokrat kavramının yerine Müslüman demokrat kavramı daha tutarlı olacağını bu çerçevede Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin daha büyük katkı hem içeride hem orada sağlayabileceği kanaati vardı. Ama bu Müslüman kavramının ta işte Ahmet Yesevi zamanındaki bu ahir zaman şeyhleri falan diye şey yapıyor, Nurettin Topçu'nun çok sert eleştirileri var işte. Geçen Türkistan'da o ikisini mukayeseden bir bildiri sundum. Yani bu günümüzdeki tahribatlarını görünce Müslüman kavramının, Müslüman demokrat kavramının da
zedeleyici olduğu kanaati oldu ve bu çerçevede yeni bir din dili kurma çerçevesinde muhafazakar demokrat kavramının pek işlevsel olmadığını, Müslüman demokrat kavramının olabilecekken aksadığını ama dindar demokrat kavramının teopolitik çatışmacı bir dili yerine uzlaştırmacı bir kavramsallaştırma olabileceğini düşünüyorum. Yani dindar demokrat kavramı İslam'ın esenlik kavramını içselleştiren daima müsbet hareket, sivil itaatsizliği ben bu anlamda da okuyorum. Yani üçüncü şahısların özlük haklarına ihlal etmeden hukukla kanun arasındaki farka dikkat edip temel ilkelerdeki aksaklıkları giderme çabası olarak. Şimdi dolayısıyla dini verilerin belirli yani bu Müslüman kavramını, muhafazakar kavramını ipotek altına sağ partiler tarafından alabildiğine tüketilmesi ve siyasallaşma riskini azaltabilir diye düşünüyorum. Yani İslam'ın demokrasi hatta bu anlamda demokrasi kavramı yerine nomokrasi kavramını, kuralların işleyişi kavramını devreye sokuyorum. Ve şiddet ve diğer dini yapılanmalarla fundamentalist radikal eğilimlere örgütlenmelerden farkının dindar demokrat kavramıyla olabileceğini düşünüyorum. Yani bir içe kapanmacı yerellik değil. Her ne kadar son tartışmalarla bu yerli ve milli kavramlarının da içeriği kısmen olsa da 1997'den itibaren ben bu yerlilik, millilik, tikel, manevi değerlerimizi nasıl tümelleştiririz bağlamında okumalar yapınca evrensel bir ölçütün, iletişimsel bir rasyonelliğin bu içe kapanmayla engelleyeceğini, yerelleşmenin risklerini ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. Yeni bir siyasal gelişme kavramının içeriğini insanın özgür ve rasyonel davranan bir birey anlamında kendi potansiyellerini gerçekleştirmesini ve rasyonel bir varlık olabilmesi için kendi tarihselliğini yani yerliliğini içinde belirlenebileceğini düşünüyorum. Yani bu belirlemenin her siyasal dolayısıyla kültür bağımlı toplumsal oluşumun kendi içinde benzersiz olduğunu kabul ediyorum. Onun rasyonelleşme, demokratikleşme standartları açısından yorumlamaya ve eleştirmeye imkan sağlayıcı ilkelere dayanması gerektiğini söylüyorum. Eğer bu bağlamda muhafazakar ve Müslüman demokrat kavramlarını analiz edecek olursak, bu kamplaşmanın ve bunun üzerinden yani teopolitik bir araç olmanın da ötesine taşıma imkanı var diye umut ediyorum. Ve bunu bir modern dindarlık tipolojisi olabileceğini söylüyorum. Modern dindarlık tipolojisi hakkında da kısa bir şey söyleyeyim, ondan sonra kapatayım. Yani eğer dindarlık insanın sıfatıysa, kişiye ait bir tutumsa, yani insanın dinin fıtratının ilkelerini bilerek iyilik ve güzellikte yarışmasıysa din, dindarlık ve diyanet de insanın çalışarak kazandığıdır diyoruz ve bu anlamda dindar demokratın ehvenişer demeyeceğini, daima hak ve hakikatin tarafında olacağını, eğer bu da zorluklar olduğu zaman işte tedbir-i mütevahhid bağlamında üçüncü şahısların özlük haklarını rencide etmeden bir iç şartlarının yükseltilmesi, yalnızlaşma ve uzaklaşma diye bu perspektifte okumak gerektiğini söylüyorum. Tedbir-i mütevahhid, bireysel önlemler, sonra tedbir-i menzil, sonra tedbir-i müdün, midine gelecektir diyorum. İslam felsefesine hareketle selamlar, saygılar.